Sevgili mahalleli, yaz mevsimini bir yağmurlu bir güneşli geçirirken sokağa çıkıp vatandaşlarımızla da yarışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine sorularımızı hazırladık. Efendim, Londra sokaklarında dolaşmaya ve vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzatmaya devam ediyoruz. Bu kez yanımızda aslında Türkçe konuşan bizlerden biri ama sadece memleket biraz farklı değil mi? İşte önce sizi bir tanıyalım. Nerelisiniz, isminiz nedir, biraz anlatır mısınız bize? Celal Hankoğlu, Bulgaristan memleket, Sliven kasabası. Sliven kasabası. Bulgar Türklendeniz. İngiltere'nin para birimi nedir? Sterling'deyiz, Lira'deyiz. Sterling. Yeah. Sterling kullanıyoruz. Yeah. Hadi bunu bildiniz. İlk soruyu geçtik. Hadi devam edelim ikinci soruyla. İkinci sorumuz, İngiltere'de, İngiltere'nin simgelerinden bir taksi var. O taksilere verilen ad nedir? Şimdi o siyah taksilere buranın en büyük simgelerinden bir tanesi. Black Cab diyorlar. Black Cab? Black Cab. Duymadım hiç. Duymadım. Abi İngilizce nasıl? İngilizce öğrenebildin mi? Kötü, başka dilce konuşuyoruz. Patronlarla başka dilce anlaştık. Yunan dilini kullanıyoruz. Yunanca bileyim. Yunanca biliyorsunuz. İngiltere'yi okuldan ne kadar biliyoruz onu o kadar da kullanıyoruz. Yani İngiltere'yi artık okuldan öğrendiysek o diyorsun İngilizce. Deniz, yağmur, çamur. Bunları Türkçe bir cümlede kullan bana. Bugün denizde çok yağmur yağdı. Toprakta çamur oldu. Allah harika. Bak kurdun. Türkiye'de tanıdıklar var mı? Var tanıdık. Karısım akraba var. Karısım akraba var. Niye? Para gönderiyor musun Türkiye'ye? Elimizde ne kadar bulunduğu göndeririz. Göndermeye çalışıyoruz. Göndermeye çalışıyoruz. Para gönderirken en çok hangi problemle karşılaşıyorsun? Zorluk çekiyoruz bu yollamakta bankalardan. Transfer ücretleri. Transfer ücretleri büyüsek biraz. Şimdi sana kolay bir yolunu söylesem. Olur mu? Peki olur. Ne yazıyor burada? Like a remit. Like a remit ne biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Türkiye'ye sadece internete girip para gönderebiliyorsun. Hiç bankaya gitmene gerek yok. Ücret, çok kolay. Ücret düşük mü? Ücret sıfır. Sıfır. Çok transfer iyi. Ücreti sıfır. Çok iyi. Nasıl yapacağını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Hemen öğretelim. Alır mısın abi? Benim için okur musun orada ne yazıyor? Bedava paranız istediğiniz şekilde alabilirsiniz. İşte Türkiye'ye likearemit.com'a giriyorsun. Sonra orada kendine bir internet hesabı oluşturuyorsun. O internet hesabını oluşturduktan sonra Türkiye'ye para gönderebiliyorsun. Hiçbir transfer ücreti de ödemiyorsun. Güzel işte. Güzel mi? Yeah. O zaman seni bir güzel hediyeyle biz de uğurlayalım. Efendim, yarışmacı arkadaşımıza teşekkür edip bir sonraki yarışmacıya geçiyoruz. Efendim, böyle sokaklarda dolaşırken elbette ki vatandaşlarımız çocuklarıyla da dolaşıyorlar. Şimdi bir ablamıza böyle rast geldik. Merhabalar, önce sizi bir tanıyalım mı? Ben Seher. Nerelisiniz Seher Hanım? İstanbul. İstanbullusunuz. Evet. Kaç seneden beri Londra'dasınız? 12. 12 sene. Evet. Çok uzun zaman olmuş. Evet, ilk defa önümüzdeki hafta geçeceğim 12 yıl sonra. 12 yıl sonra Türkiye'ye gideceğiz. Evet. O zaman hayırlı olsun herhalde. Büyük sevinç var. Tabii ki. Heyecanlanıyorum. Hatta yatamıyorum geceler. Gün sayıyorum. Gün sayıyorsunuz. Evet. Ufaklıklar ikisi de sizin mi? Evet. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? Bu 9 yaşında. Bu da... 1 yaşında. İkisi bir yaşında. Aynı günde doğdu bu aynı arada. Doğdu. Evet. İkisi de 16 Temmuz. 16 Temmuz. O zaman daha yeni doğum gününüz geçti değil mi çocuklar? Evet. Evet. Peki. Hemen soralım mı sorularımızı? Tamam. Olur. İngiltere'nin simgelerinden taksiler var. Evet. O taksinin ismini söyler misin bize? Black Cat. Black Cat. Yeah. Evet, bildiniz. İlk soruyu başarıyla bildiniz. İkinci soruyla devam edelim şimdi. İngiltere'nin para birimi nedir? Pound. Pound. Evet. Sterlin yurt dışında diyorlar, burada pound diyorlar. Doğru bildiniz. Evet.
rain, sea and mud, okay? So can you please just make a sentence for me with these three words? Today I fell down on the mud and then it was raining. And then I went to the sea and was relaxing. Congratulations, Rodi. Congratulations. It was perfect. Türkiye'ye para gönderir misin? Evet, zaman zaman gönderiyorum. En çok para gönderirken hangi sorunlarla karşılaşıyoruz İngiltere'de biz? Gönderme işte hani. Transfer ücreti. Evet, yani. Evet. Değil çok mi? Pahalı. Evet, çok gerçekten pahalı. Birkaç kere gönderdik. Bayağı bir pahalı. Doğru. Hiç transfer ücreti ödemeyeceğiniz bir sistemden size bahsetsem ne dersiniz? Harika. Harika değil mi? Evet. Hiç Lycaramit'i duydunuz mu daha önce? Duymadınız. Hayır. O zaman hemen size şunu vereyim. Bir okuyun bakalım ne yazıyormuş burada. Lütfen okur musunuz benim için? İnternet ücret üzerinden para gönderme gönderebilirsiniz. İnternet üzerinden para gönderebilirsiniz. Evet. Yapmanız gereken sadece internette bir hesap açmak. Evet. Ondan sonra Türkiye'ye istediğiniz kişiye parayı gönderiyorsunuz. Hiçbir transfer ücreti de ödemiyorsunuz. Wow, harika. Çok güzel. Evet, tabii ki. O zaman Türkiye'ye siz gitmeden önce selamınız gitsin mi? Evet. Bir selam yollayalım mı? Herkese selam söylüyorum. Annem, babam, haftaya geliyorum. İnşallah. Rodi de bir selam söylesin. Sevgili Londra Mahallesi izleyiciler efendim, Lycaramit sponsorluğundaki bir bilgi yarışmasının daha sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Londra sokaklarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.